Ankara Suriye'de ne istiyor? Başlıktaki soruyu sormak zorundayız. Çünkü resmi açıklamalarla uygulamalar arasında bir örtüşme yok. Son Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden başlayalım. Bildiride PKK-KCK, PYD-YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldu bittiye fırsat verilmeyeceği belirtildi. Ama daha bildirinin mürekkebi kurumadan bir başka haber basına yansıdı. Milli Savunma Bakanlığımız Afrin'de Suriye Milli Ordusu için harp okulu kurmuş. Peki buradan mezun olanlar kimin emrinde olacak? Hangi devletin sınırları için canını feda edecek? Suriye mi? Suriye'nin ordusu var zaten. Ankara bir yandan ABD'nin PKK-PYD vasıtasıyla Suriye'yi bölmesine karşı bildiriler yayınlarken, Suriye'nin içinde farklı bir ordu inşa etmeye girişiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak hedefiyle bu uygulamanın uzaktan yakından ilgisi yoktur. Suriye'de ayrı otoriteler kurmanın, ABD'den emir alan PKK'nın özerk yönetim inşa etmesiyle özünde bir farkı bulunmuyor. Pazarlıklı olmaz. Ankara'nın Suriye'ye yönelik politikasında 2017 sonundan itibaren bir ray değişimi var. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra bu bir tercih değil, hayatın dayattığı bir zorunluluktu. Astana süreciyle başlayan bu değişikliğin bütün bölge ülkeleri lehine olumlu sonuçları oldu. Buna karşın son 6 yıldır devam eden bu süreçte birbiriyle çelişen uygulamalar devam ede geldi. Astana ile Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması hedefini benimsediğini ilan eden Ankara, diğer yandan Suriye'nin içinde ayrı otoriteler oluşturma faaliyetine girişti. Bu çelişkili durumun esas nedeni Ankara'nın Washington, Moskova ve Tahran'la pazarlıkları esas alan bir stratejiyi esas almasıdır. Ankara'nın politikalarına yön veren temel motif, ABD'ye karşı Rusya ve İran'la, İran ve Rusya'ya karşı ABD ile pazarlıkta kullanılacak kazanımlar elde etmekti. Bu ise aslında Türkiye'nin esas hedefiyle çelişmektedir. Şöyle açalım, Suriye'nin bölünmesi projesinin arkasında Rusya ve İran değil, ABD vardır. PKK, ABD'nin aletidir. Dolayısıyla ABD, Rusya ve İran, Türkiye'nin çıkarları açısından birbiriyle eşit olarak değerlendirilemez. Rusya ve İran çıkarları gereği Türkiye gibi Suriye'nin bütünlüğünden yanadır. Unutmayalım, aynı zamanda ABD Türkiye'nin altını oyarken Türkiye'nin bütünlüğü bu iki ülkenin çıkarınadır. Bu durumda çıkarları ortak olanların birbirleriyle aynı hedefte buluşup bir ağırlık oluşturmaları gerekir. Rusya da şunu yaptı, İran bunu yapıyor gibi bahaneler uydurarak şu temel gerçeğin üstü örtülemez. ABD Irak'ı, Suriye'yi, İran'ı ve Türkiye'yi bölmeye çalışan ana odaktır. Efendim ABD pek sıcak bakmıyormuş da terör örgütü Suriye'nin kuzeydoğusunda seçimler yapmak istiyormuş. Bırakalım bu martavalları. ABD istemeden terör örgütü Suriye'de bir adım bile atamaz. Atlantik esaretine devam mı? Sonuç olarak şunu vurgulayalım. Suriye'nin bölünmesinin önlenmesi, Türkiye'nin Atlantik cephesiyle bağlarından kurtulmasına bağlıdır. Bugün ABD ile, yarın Rusya ile, öbür gün Çin ile pazarlık yapar, yolumuza devam ederiz stratejisiyle Türkiye'nin çıkarları savunulamaz. Meselenin özü, çok kutuplu dünyada Türkiye'nin Atlantik'in esiri olarak kalmaya devam edip etmeyeceğidir. Ankara'da Atlantik'e bağlı odakların bu esaretin devamı için çalıştığı görülüyor. Ama Türkiye'nin çıkarlarının Atlantik hegemonyacılığına karşı etkin bir strateji izlemeyi gerektirdiği net bir şekilde ortada. Fikret Akfırat, Aydınlık.